Merhaba sevgili dostum. Shakespeare diyor ki dünya bir tiyatro sahnesi, herkesin bir maskesi var. Geliyorlar, gidiyorlar, rollerini oynayıp gidiyorlar bu dünyadan. Tam birebir cümle böyle olmasa da böyle bir şey demek istiyor. Şimdi yıllardır insanlarla çalışınca onların günlük hayatta maskesiz gezmediğini fark ediyorsunuz. İnsanlar bazen bir davranışı ortaya koyarken başka bir şeyi saklamaya çalışıyorlar. Bu çok enteresan. Eğer bu konuda çok usta değilseniz onların bir şekilde ortaya koyduğu bu maskeleri ya da rol yapmaları çok fark edemeyebiliyorsunuz ve tuzağa düşüyorsunuz. Bu arada işin çok çok ilginç olan bir yanı var. Bazı insanlar da kendilerinin rol yaptığını bilmiyor. Yani aslında hissettiği olumsuz bir duygu var ama onu saklamak için başka bir davranışı yaptığını fark etmeyebiliyor. Ben bu videoda iki tarafa da bir aslında bazı bilgiler vermek istiyorum. Bir şekilde farkında olmadan güç gösterisi yapmaya çalışırken aslında aşağılık kompleksini gizlemeye çalışan insanlara bir mesajım var. Aynı zamanda etrafınızda size çok güçlü görünmeye çalışan ama özünde aşağılık kompleksi yaşayan insanları tespit edebileceğiniz bazı noktalar, farkındalıklar kazandırmak istiyorum. Bildiğin üzere aşağılık kompleksi çok erken yaşlarda başlıyor. Kusurlu hissetmek, ebeveynlerinin aşırı eleştirisini almak, bir şekilde sevgi görmemek gibi bazen bazı noktalarda diğer arkadaşlarından daha geride olmak, e, aile olarak geride olmak, kendini aşırı kıyaslamak gibi sebeplerden dolayı insan kendi değeri noktasında ciddi bir şüphe yaşıyor. Ve bu aşağılık kompleksi, değersizlik hissetme herkes de aynı şekilde gelişmiyor. Bazıları bunu e, açık bir şekilde yaşıyor. Diyor ki ben değersizim ben beceriksizim. Yani dışarıdan da baktığın zaman bunu anlayabiliyorsun. Ama bazıları bu hissiyatını telafi etmek için tam tersi bir şekilde çok güçlü görünmeye çalışıyor, harika görünmeye çalışıyor, her şeyi başarıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. İşte bu bir telafi çabası. Telafi çabası bu problemi yaşayanlar için fark edildiği zaman güzel sonuçlar veriyor. Çünkü değiştirebiliyorsun, özünü, özünle yüzleşebiliyorsun. Bu konuda bazı noktalar var. O noktalara başlayalım istersen. Güçlü görünmeye çalışırken aslında bir aşağılık kompleksi belirtisi olan ilk şey şu. Herkesin sözünü kesmek. Mesela bir sohbet ortamındasın, muhabbet ediyorsunuz, toplantıdasın. Her zaman sen konuşmaya çalışıyorsun. Birisi konuşuyor ya, sen hemen sıranı bekliyorsun. Hadi hadi bitir de, mevzu bana gelecek. Ve birisi tam bir şey anlatacak. İş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir. Onu daha dinlemeden hemen kendi yaptıklarını, kendi başarılarını, kendi ortaya koyduğun şeyleri anlatıyorsun, kendi fikirlerini. Diğer insanlar seni dinlesin istiyorsun. İlgi her zaman senin üzerinde olsun istiyorsun. Her zaman sınıfta el kaldıran, parmak kaldıran sensin ama mevzu diğer insanları dinlemeye geldiği zaman, diğer insanlara şans vermeye geldiği zaman onlara hiç şans vermiyorsun. O insanlar belki de çok önemli şeyler söylüyorlar, çok güzel fikirleri var. Kulağını kapatıyorsun, dinlemiyorsun bile. Hadi sus da ben konuşayım. Mantığında ilerliyorsan burada aslında bir şeyleri gizlemeye çalışıyor olabilirsin, üstünü örtmeye çalışıyor olabilirsin. Bir diğer şey de sahip olduğun eşyaların, kıyafetlerin, fiyatını, markasını karşı taraf sormadan, merak etmeden ortaya koymak, bir şekilde ifade etmek. Ya yanlış anlama ama bu ceket 10 bin lira. Yani herkes alamıyor. Randevuyla alıyorsun. Sıraya giriyorsun öyle alıyorsun. Bu arada gerçekten öyle çantalar varmış ya da saatler varmış. Sıraya giriyorsun bir sene sonra sana saat geliyor ya da çanta geliyor deri çanta. Ee, ve insanlar o anda o sahip olduğu eşyanın fiyatıyla markasıyla kişiliğinin eksik olan taraflarını bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Eğer e, markalara aşırı düşkünsen, eğer bunu anlatma, paylaşma, havasını atma ihtiyacı duyuyorsan burada bir sıkıntı vardır sevgili dostum. Ya da etrafında böyle bir insan varsa o bir şeyleri gizlemeye, eksik kalanları kapatmaya çalışıyordur. Çünkü bana sorarsan bir insan sana sormadan o giydiğin kıyafetin ya da sahip olduğun eşyanın fiyatını söylemek, markasını söylemek çok çiğ bir davranış. Eğer böyle bir şey yapıyorsan buna dikkat etmeni öneririm. Bence soruluyorsa marka söylenebilir ya da nereden aldığını söyleyebilirsin ama yine de fiyat söylemek çok yakın olmadığın insanlar arasında çok da söylenmesi gereken bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Çocukken hatırlar mısın? Ee, bazen kavga edersin ya da bir an e, bir gerginlik olur, fiziksel şiddete de dönebilir işler. Karşı taraf diyelim ona vurdun yanlışlıkla ya da öyle bir kavga anında. Öbür taraf der ki acımadı ki, acımadı ki. İşte e, aşağılık kompleksi yaşayıp güçlü görünmeye çalışan insanlar hayatın başarısızlık noktalarında, zorlu noktalarında hep böyle gururlu, hep böyle... E, zafer kahkahaları atan, hiç umurumda değilmiş pozları takılan insanlar olabiliyor. Üniversite döneminde bir ev arkadaşımız vardı ve ev arkadaşımızın bir kız arkadaşı vardı. Bunlar aralarında bir geçimsizlik sonucunda bizim ev arkadaşı kızdan ayrıldı. Sonrasında e, diğer bir ev arkadaşımız da samimiydi bu kız arkadaş ve bizim eve sıklıkla geliyor oturuyorlar çay kahve içiyorlar. O arkadaş durmadan şen kahkahalar atıyor. Bir görsen çok mutluyum, harika hissediyorum, inanılmaz mutluyum, e, devamlı sosyalleşiyorum. Ya şimdi evet ayrılık canımızı acıtır. Bunda anormal bir durum yok. Bazen başarısız hissederiz. Bazen kendimizi çok aptal hissedebiliriz. Güçsüzmüş gibi hissedebiliriz. Bunu kabullenmek gerekiyor. Eğer kabullenmeyip bir şekilde o yaşadığın acıyı tam tersi bir şekilde hiç umurumda değil modunda yaşarsan bu hem sağlıklı ilişkiler... Kurmanı engeller, hem de e, kaybettiğin, başarısız olduğun şeylerin yasına tutmasını engeller. O yüzden o acımadaki hali genelde birazcık güçlü görmeye çalışıp arkadaki şeyi gizlemeye yarayan yöntemlerden birisi. Aşağılık kompleksi yaşayan insanların şöyle bir özelliği olabiliyor. Kendisinden statü anlamında, maddi koşullar anlamında daha üstte gördüğü insanlara inanılmaz bir saygı gösteriyor. Emrin olur hallederiz, yaparız. Bir şekilde ona aşırı saygı gösterirken kendisinden aşağı konumlandırdığı insanları küçümseyebiliyor, hor görebiliyor, kötü davranıyor. Mesela böyle bir insanı bir yemeğe gittiğinde tanıyabilirsin. Garson bir şeyi geç getirdiği zaman hemen onu aşağılayabilir, bağırabilir. Ee, Sen kimsin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? gibi bir çaba ortaya koyabilir. Şimdi burada sıkıntılı bir durum var. Eğer bir insan gerçekten güçlü bir insansa e, her seviyeden insana eşit davranır, makul davranır ve insana tanıdıktan sonra ona bir değer biçer. Ama eğer güçsüz bir insansan statüyle ölçersin ve kendinden aşağı konumlandırdığın insanları ezmeye çalışırsın. Bu bir ilişki içerisinde, iş yeri içerisinde de karşılaşabileceğin bir insan tipidir. Eğer böyle bir insan varsa kötü davranan, hakaret eden, aşağılayan genelde o kendi eksikliğini tolere etmeye çalışıyordur. Oradan onları ezerek yukarı çıkacaktır kendi kafasına göre. Gurur bazen bizim toplumumuzda çok önemli bir mevzuymuş gibi görünüyor. Yani asla tükürdüğümü yalamam, geri adım atmam, ben küstüm mü artık sildi mi o iş bitmiştir adına bir cızık attım mevzusu ortaya çıkabilir. Ama gururla onuru karıştırıyoruz. Onur aslında saygınlığını muhafaza etme. Gurursa hatasını kabullenmeme, geri adım atmama ya da bazen duygusal durumlarda onu çok özlüyor olsam bile geri adım atmama halidir. Bazen hikayeler duyuyorum iki kardeş iki erkek kardeş aynı binanın altlı üstü oturuyorlar böyle eski e, müstakil tip bir ev ve bir mevzudan dolayı. E, küsüyorlar yıllar içerisinde ve 30 yıl boyunca 30 yıl boyunca birbirlerini özlemelerine rağmen birbirlerini bir şekilde kardeş olup aynı yerde oturup belki eski hatıraları yad etmek isterken sırf gururlarından dolayı birinden bir bile geri adım atmıyor. En son birisi vefat edince öbürü diyor ki keşke barışsaydım. Gurur böyle bir şey. Özlersin, istersin, pişman olursun ama bunu kendine yakıştıramazsın. Sanki pişman olmak Kötü bir şeymiş gibi. Hayır sevgili dostum pişman da olabilirsin, hata da yapabilirsin, bazen tükürdüğünü de yalayabilirsin. Bu çok insani bir şey. Önemli olan güçlü insanların özelliği hatayı zamanında fark edip geri adım atmak. Ama gurur öyle bir şeydir ki kendinden emin değilsindir o yüzden hiç yerinden oynamamak istersin. Geri adım atmak istemezsin. Bu çok önemli bir ayrıntı bence. Eleştiriyle karşılaştığımız zaman hepimizin canı sıkılır. Normal bir şey. Sonuçta kimse eleştiri duymak istemez ki. Ama hayatın akışı içerisinde hem bence eleştiri duymamız, eleştiri almamız, olgunlaşmamız, kendimizi geliştirmemiz için önemlidir. Bir yandan da hak etmediğimiz eleştiriler alırız. Yani bunu duyunca insanın zoruna gidiyor. Ben de mesela bazen böyle şeyler yaşıyorum ama ben bunu hak etmemiştim. Neden bana böyle diyorsun diye. Ama hayatın gerçeği bu. Bazıları sizi hak etmediğiniz halde saçma sapan sebepler yüzünden eleştirecek. Bunu öğreniyorsunuz. Hayatın böyle bir gerçeği var. Ama minicik bir eleştiride bile aşırı tepki veriyorsanız, ortalığı deviriyorsanız, yıkıyorsanız Aşırı öfke gösteriyorsanız bu da bir aşağılık kompleksi işaretidir. Güçlü insanlar böyle eleştiriler karşısında kendisini savunur ama böyle aşırı duygusal, ajite davranışlar ortaya koymaz. Düşünsene karşıda masada birisiyle oturuyorsun. Ya Beyhan diyor şu davranışından hoşlanmıyorum. Sen alıyorsun masayı deviriyorsun böyle. Sen kiminle ne konuştuğunu zannediyorsun. Ya böyle bir şey değil. E, derin ince olmaması lazım. Derimizin biraz nasırlaşmış olması lazım. Hayatta her zaman eleştiriler olabilir. Birazcık cool olmak lazım eleştiriler karşısında ve savunma hattımızı yavaş yavaş biraz daha soğuk ve stratejik planlamamız gerekiyor. Aşırı verdiğimiz reaksiyonların bizi güçlü gösterdiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Son olarak söylemek istediğim şeyse güçlü görünmeye çalışırken aslında aşağılık kompleksi işareti olan şey o da diğer insanları daimi olarak eleştirmek, onlarda bir kusur bulmak. Mesela birisine görüyorsun, o olmamış onu. Onu nereden aldın? Dandikmiş o. Sen mi bu okulda mı okudun? Ya çok dandik. Hiç olmamış yani. O okul mu? Oradan mezun olanlar hiç iş bulamıyorlar. Yani her zaman kusur buluyorsun. Her zaman eleştiriyorsun. Ya birisi sana bütün olanca iyi niyetiyle geliyor. Belki danışıyor. Belki danışmıyor bile. Sen durmadan eleştiri makinesi gibisin. Kusur bulma makinesi gibisin. Niye onları aşağı çekmeye çalışıyorsun? Herkes hatalı. Herkes yanlış kararlar veriyor. Ve hep şu vardı. Keşke bana sorsaydın. Ben sana en iyisini söylerdim. Bana, bana, bana sorman lazım. Ben, ben, ben. Şimdi böyle bir tavır var. Bu yorucu bir şey değil mi? Bir yandan da böyle insanlar durmadan dedikodu yaparlar. Şey gibi o kadar cool bir şekilde yaparlar ki oturursunuz üç kişi, öbürü kalkar ki kalkmadan önce çok sıcak samimi bir ortam varmış gibidir. Cık. Sen bunu biliyor musun? Vay vay. Bu, bu bunun hayatını insan var. rezillik rezillik. Ah, ah bir ilişkim kesebilsem keşke. Ama kesemiyorsun işte. Profesyonel hayat. İşte böyle bir durum ortaya çıkabilir. Eğer bunu yapıyorsan, devamlı kusur arıyorsan, devamlı kusur bulan insanlarla karşılaşıyorsan, burada da bence birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Bu da sıkıntılı davranışlardan bir tanesi. Bu arada sevgili dostum yeni kitabım mutluluğu kaybettiğin yerde arama çıktı. Şöyle göstereyim hemen e, aldı mı kamera? Evet aldı. E, şöyle bir sloganla yola çıktık yeni kitabımda. Güçsüz değilsin sadece insansın kabullenerek güçlenmek için yaşam dersleri. Eğer ilgileniyorsan merak ediyorsan açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Oradan hem kitabı inceleyebilirsin ne anlattığına dair hem de sipariş vermek istersen online olarak sipariş verebilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.